Prostat nedir? Bak şimdi bu çok önemli. Prostat bir organ. Şimdi herkes geliyor, benim prostatım var diyor. Evet, herkesin prostatı var çünkü herkesin gözü var, kulağı var, burnu var. Herkesin mi prostatı var? Herkesin prostatı var. Kadınlar da dahil. Hayır, erkeksen prostatın var. Yani bir büyüğümüz Selim Amatol'un dediği gibi prostatın varsa erkek adamsındır. Erkeklerin hepsinin prostatı var. Doğduğumuz andan itibaren bir organ prostat. Prostat zamanla bizim erkeklik hormonlarımızın etkisiyle büyüyor. Testosteron dediğimiz erkeklik hormonlarımız. İki tane yumurtamızdan yayılan. Bu bazen içe doğru büyüyüp işeme kanalını daraltıyor. Hasta bana geliyor. Prostatı olmuyor. İşeme şikayetleri oluyor. Bu bir tek prostata bağlı olmayabilir. Bu mesaneye de bağlı olabilir. İşeme şikayetlerinin sebebini araştırıyoruz biz. 50 yaşın üstündeki hastada da prostat çeperinden, dış bölümünden kanser gelişebiliyor. Bunu şikayeti olmuyor. Ve biz onun için 50 yaşını geçen tüm erkek hastalarımıza en az senede bir defa ürolojiye gidin, bir ürolog tarafından değerlendirilip PSA bakılsın istiyoruz. Burada çok net bir yanlış anlaşılma, şikayetim yoksa prostat kanserim de yoktur diye bir şey yok. Şikayetim varsa da prostat kanseri olacak diye bir şey de yok. Şikayet ile kanser çok farklı şeyler. Şimdi prostata kesin çözüm maalesef yok. Evet var, duyulan. Efendim kabak çekirdeğinin kabuğunu ye, kabak çekirdeğini ye, selenyum tüket. Ama hiçbiri bunların prostatı ileriki dönemde küçültüp seni prostatla ilgili herhangi bir şikayetin olmayacağını garanti etmiyor. Ve bunları da 30 yaşında, 25 yaşında düzenli tüketmen lazım. O bile garanti etmiyor. Ha prostatın tek çözümü ne? Ben prostat olmak istemiyorum diyorsan 18 yaşından önce her iki yumurtanı aldırdığın zaman vücudunda testosteron hormonu kalmadığında prostat olmuyorsun. Ne kanser oluyorsun ne iyi huylu prostat büyümesi. Çünkü vücudumuzda testosteron denen hormon ömrü boyunca salgılandığından dolayı prostat bundan etkileniyor. Ancak burada ekleyeceğim bir şey var. Türk toplumundaki sıkıntılardan biri çok. Hocam ben prostatlı gibiyim. Sürekli tuvalete çıkıyorum, kesik işiyorum, damla şeklinde işiyorum, tam boşaltamıyorum. Çay, kahve ya da baharatlı gıda tüketimi çok fazla. Bunlar mesane iritanı, mesaneyi uyarıyorlar. Ve mesane uyardıkları için mesane yeterli doluluğa varmadan yıkım ürünlerini tutmak istemediği için seni tuvalete çok taşıyor. Yeterli dolulukta olmadığı için yeterli tazikle işleyemiyorsun. Bak mesela hep soruyor. Hocam ne kadar su için? Kaç litre için? 2 litre mi? 3 litre mi? Miktar yok. İdrarınız beyaz gelsin. İdrarınız beyaz geldiğinde yeterli sıvıyı alıyorsunuz demektir. Onun için idrarınız beyaz gelsin.